Evet arkadaşlar merhabalar. Kimya teyitesinin 8. ünitesi olan kimyasal hesaplamalar ünitesini anlatacağız bugün. Şimdi hesaplama sorularının tümünü çözmek için 4 tane altın kuralı bilmemiz gerekiyor. Önce tepkimeyi yazacağız. Sonra bu tepkimenin denk olup olmadığına bakacağız. Denkleştirme konusunu anlatmıştık zaten. Solda verilen birimlere göre de denklemi düzenleyeceğiz. Ne demek solda verilen birimlere göre? Yani soru size mol veriyorsa mole göre düzenleyeceğiz. Eğer kütle veriyorsa kütleye göre düzenleyeceğiz. Eğer hacim veriyorsa hacime göre düzenleyeceğiz. Ve en sonunda ne yapmamız lazım? Orantı kurmamız lazım. Şimdi bakın bir örnekle devam edelim. Azotla hidrojen tepkimeye girip neyi oluşturuyormuş bakın? Amonyağı oluşturuyormuş. Yapılması gereken kuralları uygularsak. Hidrojenin atom ağırlığı 1, azotunki kaç? 14. Birinci olarak ne yapacaktık? Biz tepkime yazacaktık. Azotla hidrojeni tepkimeye girdirdik. Ne oluşacakmış bakın? Amonyak oluşacakmış. İkinci olarak ne yapacaktık? Tepkimeyi denkleştirecektik. Bu tepkime denk mi bakıyorum? Yukarıdakine göre. İki tane azotum var gidenlerde. Bakın çıkanlarda bir tane var. Denkleştirmem için başına kaç yazmam lazım? Amonyan, azot 2 olması için 2 yazmam lazım. Bakın şimdi azotlar birbirine eşitlendi mi? Evet 2 2. Devam ediyorum. Hidrojen bakın. Burada kaç tane? 2 tane. Ancak şimdi çıkanlarda amonyan başına 2 yazdık. Hidrojen sayısı değişti. Kaç oldu? 3 kere 2'den 6 oldu. 6'yı eşitlemem için buradaki hidrojeni H2'nin önüne kaç yazmam lazım? 3 yazmalıyım ki 6'ya 6 ne olsun? Hidrojenlerin sayısı eşit olsun. Diğer kural neydi? Soruda verilen birimlere göre denklem düzenleniyordu. Şimdi elimizdeki denklemimiz bu. Denkleştirilmiş haliyle mutlaka tepkimeyi yapıyoruz bu arada. Soruları o denkleştirilmiş tepkimeye göre çözüyoruz. Eğer bana mol diyorsa biz anlatırken konuyu size demiştik ki tepkimenin stoikiyometrik katsayılarını dikkate alarak çözüyoruz. Stoikiyometrik katsayısı ne demek? Moleküllerin, atomların önündeki sayılar demek. Şimdi ama burada azotun önündeki sayı kaç? 1 mol. Demek ki bu tepkimeye 1 mol azot gazı giriyor. Kaç mol hidrojen giriyor? 3 mol. Önündeki katsayıdan anlıyorum. 3 mol tepkimeye giriyor. Kaç mol amonyak tepkimeden oluşuyor? 2 mol oluşuyor. Bu mol için molekül için geçerli olan burada N Avogadro sayısıydı. Kaç mol var elimde? 1 çarpı N kadar. Kaç mol elimde hidrojen var? 3 çarpı N kadar. Kaç mol amonyak var elimde? 2 çarpı N kadar. Normal koşullarda kapladığı hacim, normal koşullarda biliyorsunuz bütün gazların 1 molü kaç litre hacim kaplıyordu? 22.4 litre hacim kaplıyor. Hemen bu hacmi ne yapıyorum? Ben mol sayısı ile çarpıyorum. Azotun mol sayısı kaç? 1. 1 çarpı 22.4. Hidrojen için sorulursa normal koşullarda elimde 3 mol hidrojen var. 3 çarpı 22.4. Amonyak için sorulursa elimde 2 mol amonyak var. 2 çarpı 22.4 diyorum. Aynı koşullarda eğer hacim deniliyorsa kat sayıları ile direkt orantılıyorsunuz. Kaç kat sayısı? 1. 1 litre demek ki azot tepkimeye giriyor. Aynı koşullarda hidrojen gazı soruyorsa kat sayısı 3. 3 litre demek ki hidrojen tepkimeye giriyor. Amonyak içinde katsayısı 2 olduğu için 2 litre amonyak oluşuyor diyorum. Kütlesine gelecek olursak, bakın azotla hidrojenin atom ağırlıkları parantez içerisinde soruda verilmiş. Zaten verilmek zorunda. N2'yi nasıl bulurum ben kütlesinde? Kaç tane N var elinde? 2. 14 çarpı 2'den kaç yapar? 28. H2'yi nasıl bulurum? Hidrojenin atom ağırlığı 1. Kaç tane hidrojen var elimizde? 2. Buradan 2 gelir. Bir de katsayısının 3 olduğunu unutmayın. 3 kere 2'den 6 gelir. Amonyakini hesaplayacak olursak azot 14, hidrojen 1'di. Elinizde 3 tane hidrojen var. 3 ile 1'i çarptınız. 3. Buradan kaç yapar? Toplarsanız 14, 15, 16, 17. Bir de 17 çarpı 2 yaparsanız. Çünkü katsayısı 2. 7 kere 2, 14. 2 kere 1, 2. Bir de elde var. Bakın 34 gramda amonyak ne yaparsınız? Elde edersiniz. Dediğim gibi soru size neyi soruyorsa, mol soruyorsa mole göre yapacaksınız. Hacim soruyorsa hacime göre alacağız. Kütle soruyorsa kütleden gideceğiz. Sorunun bize sorduğu ifadeye bağlı. Bakın mesela burada var. T
tepkimeyi vermiş bize bakın. Azotla hidrojen yukarıdaki tepkimenin aynısı. Amonyak tepkimesine göre demiş. Şimdi bu tepkime önce bakıyorsunuz denk mi? Önce tepkime yazılmış. Tepkime zaten yazılı. Denk mi bakıyorum? İki tane azot var. Çıkanlarda da iki tane azot var. Tamam. Altı tane hidrojen var. Çıkanlarda da bakın altı tane hidrojen var. Tepkime denk. Denkleştirmeme gerek yok. Şimdi soruyu çözebilirim o zaman diyorum. Hemen ben buraya kayıyorum. Bunun üstünden anlatayım. Hani size. Diyor ki A şıkkı bana. 500 mol azot ile 600 mol hidrojen gazları tam verimde tepkimeye girerse. Şimdi bütün soruların çözümünde bu tekniği kullanacağımız için bu tekniği anlatmam gerekiyor size. Tepkimeyi yazdım gençler. Tepkimemiz buydu hatırlayın. Olması gereken demek bu tepkimeye kaç mol giriyor demek. Bana 500 mol azot ile 600 mol hidrojen gazının girdiğini söylüyor soru. Demek ki benim mol üzerinden gitmem lazım. 500 mol 600 mol vermiş çünkü soruda. Olması gereken kat sayıları. Kaç mol normalde bu tepkimeye girmesi lazım azottan? 1 mol. Kaç mol hidrojen girmesi lazım bu tepkimeye normalde? Kat sayısı bakın 3, 3 mol. Kaç mol amonyak oluşması lazım bu tepkimeden? 2 mol. Oysa bana soruda verilen diyor ki 500 mol en azot gazıyla 600 mol diyor. Hidrojen tepkimeye girerse, tam verimde tepkimeye girerse hangi gazdan kaç mol artar? Şimdi bu sorularda gençler unutmayacağınız bir şey var ki hangisinin kütle miktarı fazlaysa ondan o kadar tepkimeye girer. Bana 500 ile 600 mol, 500 mol azotla 600 mol hidrojen verilmiş. Hangisinin miktarı daha fazla? Hidrojenin. O zaman bu tepkimeye 600 mol kadar girer diyorum. Ya hangisinin miktarı fazlaysa o daha en önce o tükenecek. Elinizde 600 mol hidrojen vardı. 600'ü tepkimeye girdi. Kalan kaldı mı? Hayır. Sıfır. Tükendi hidrojen. Elinizde 500 mol azot vardı. Şimdi bu niye 200 azaldı? Onu sorabilirsiniz. Stoikiyometrik kat sayıları ile ilişkilendiriyorum. Kat sayısı 3 iken 600 mol girdi. Azotun kat sayısı bakın 1. Bunun 200 olmalı ki, 200 azalmalı ki azottan stoikiyometrik orantı kurabilirim. Elimde 500 vardı, 200 azaldı. Geriye kaç mol azot arttı? 300 mol azot gazı artar. Amonyak ne kadar oluşur? Şimdi bak, baş kat sayısı 1 iken 200 azalıyorsa, baş kat sayısı 2 iken 2 ile 200'ü çarpın. 400 mol kadar amonyak gazı oluşacak. Bu A şıkkı için. B şıkkı için devam ediyorum. Bana mol sorulduğu için, mol verildiği için verilenlerde molün üzerinden bu soruyu çözdüm. Bak şimdi B şıkkında farklı diyor ki 28 gram azot ile 28 gram hidrojen gazları tam verimde tepkimeye girerse diyor. Bu sefer bana ne verdi? Kütle verdi. Demek ki ben kütlenin üzerinden gitmem lazım. Yine aynı şekilde tepkimeyi yazdım. Olması gereken kütle verildiği için kütleden gidiyorum. Azotun olması gereken miktarı 28 gram. Hidrojenin olması gereken miktar 6 gram. Amonyanın olması gereken miktarı 34 gram oluşmak zorunda bu tepkimeden. Ancak bana soru diyor ki verilenler yani verilenler sorudaki verilen bana şeyler, miktarlar. 28 gram azotla 28 gram hidrojen tepkimeye girerse diyor. Tam verimde tepkimeye girerse hangi gazdan kaç gram artar diyor. Ben size daha bir önceki şıkta demiştim ki hangisinin miktarı fazlaysa tepkimeye o kadar girer. Şimdi 28'e 28. Ne kadar girmesi lazım zaten? 28 gram. Elinizde 28 gram zaten azot vardı. Bu tepkimeye 28 gram girerse ne kadar elinizde kalmış olur? Hiç. Tükenen demek ki azot. Azot tükeniyor. Hiç kalmıyor. Artmıyor. Elinizde 28 gram hidrojen var. Ne kadar azalması lazım? 6 gram azalması lazım. Bu sefer 28 gram elinizde var. 6 gram tepkimede harcandı. Ne kadar artması lazım? 22 gram artması lazım. 34 gram da ne yapması lazım zaten bu tepkimeden? Amonyağın oluşması gerekiyor. Bu şık bu şekilde. C şıkkındayım şimdi. Aynı koşullarda 6 litre azot ile 12 litre hidrojen gazları tam verimle tepkimeye girerse hangi gazdan kaç litre artar demiş. Ve kaç litre amonyak gazı oluşur demiş. Yine aynı şekilde tepkimemi yazdım. Bu sefer litre vermiş bana. Yani hacim. Hacim üstünden gitmem lazım. Olması gereken kat sayısı kaç bunun? 1.
1 litre azot tepkimeye girmesi lazım. Katsayısı 3, 3 litre hidrojen girmesi lazım. Katsayısı 2, 2 litre amonyan oluşması lazım. Oysa bana soru diyor ki verilenler 6 litre azot gazıyla 12 litre hidrojen tepkimeye girerse diyor. Hangisinin miktarı daha fazla? 6 mı 12 mi? 12. Demek ki 12 litre bu tepkimeye girmesi lazım. Bir kere hidrojeniniz tükendi. 12 litre zaten verilenler de var. 12 litre girecek. 12 litreniz de var. 12 litre tepkimede kullanıldı. Geriye kalmadı. Hidrojeniniz bitti. 6 litre var elinizde. 4 litresi azaldı. Geriye kaç kaldı? Bunu ne yani? Bu eksi 4 nereden geldi? Bakın katsayısı üçgen eksi 12 azalıyor. Harcanıyor. Bunun katsayısı birken eksi 4 litre girmeli ki bak 4 kere 3 eksi 12 yapmalı. Stöküyometriyi tepkimede orantılamanız lazım. 6 litre başlangıçta elinizde vardı. 4 litresini tepkimede harcadınız. Ne kadar azot gazı arttı? 2 litre azot gazı arttı. Kaç litre amonya konuştu? 8 litre. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Şimdi bu soru da aynı tarzda bir soru. Hemen bakıyoruz. X2 ile Y3 tepkimeye giriyormuş. Ve yalnız X2Y oluşuyormuş. Hemen tepkimeyi yazıyorum. X2 ile Y3 tepkimeye giriyor. X2Y oluşuyor. Kuralımız neydi? Tepkimeyi yazıyorduk. Sonra tepkime denk mi bakıyorduk, hatırlayın. Bu tepkime denk mi bakalım hemen. İki tane X tepkimeye girmiş. İki tane X çıkmış, doğru. Ama bakın 3 tane Y giriyor. 1 tane Y çıkıyor. Bunun başına 3 getirirsem Y'leri ne yapalım? Eşitlerim. 3 tane Y'ye 3 tane Y oldu. Ama bakın bu sefer X'lerin de miktarı değişti. Kaç tane X çıktı? 6 tane X çıktı. Kaç tane bakın girmiş? 2. Bunu 6'ya eşitlemem lazım. Başına kaç yazmam lazım? 3 yazmam lazım. Şimdi daha deminki mantığın aynısını yapıyorum ben de. Olması gereken diyorum. Olması gereken. Şimdi soruya devam ediyorum. Tepkimede başlangıcında 0,3 mol X2 ile 0,3 mol Y3 oluşmuş. Normalde olması gereken ne? Mol'den gideceğim bakın demek ki. Çünkü bana soru mol verilmiş. Olması gereken kaç mol giriyor bu tepkimeye? 3 mol katsayısıyla orantılıyorum. 3 mol. 3 mol X giriyor. Y'deyim. Katsayısı kaç? 1. Demek ki 1 mol Y giriyor. Olması gereken miktarı bu. Kaç mol X2Y oluşması lazım? 3 mol. Bakın katsayısı 3. Bundan olması gereken. Ama verilenlere bakalım soruda. Verilen. Biraz köşeden yazayım ki bileşiklerin altına gelsin değerleri. Daha iyi anlayabilin. Şimdi verilen. Soruda bana neler verilmiş? 0,3 mol X2. Bundan 0,3 mol girecekmiş tepkimeye. Çok gitti bir dakika. Bakın bundan 0,3 mol, bundan da 0,3 mol. Y'den de yani. Soru bana bunları vermiş. Mol'un üstünden gitme sebebimi anladınız değil mi? Soru bana mol'ü verdiği için neyi veriyorsa onun üstünden gideceğiz. Bunun değerini bilmiyorum zaten. Tepkimeye geldim şimdi. Tepkimede neydi? Hangisinin miktarı fazlaysa ondan tepkimeye sokuyorduk. Değil mi? Hatırlayın. Elinizde verilenlerde kaçar kaçar değer var? 0,3 mol x2 ile 0,3 mol Y var. Yani kaç mol tepkimeye girmesi lazım? Zaten farklı değişen bir şey yok. 0,3 mol. Aynı değerler.
0,3 mol tepkimeye X2 girsin diyorum. Acaba Y'den de mi 0,3 girer? Bakın burada yanılmayın işte. Katsayısı 3 iken 0,3 mol giriyor. Bunun katsayısı 1 iken kaç girmesi lazım? 0,1 girmesi lazım. Katsayısı 3 iken 0,3 mol giriyorsa katsayısı 1 iken 0,1 mol tepkimeye girmesi lazım. X2'den ne kadar oluşmak zorunda? Katsayısı 3. 0,3 mol X2 azalıyorsa bakın katsayıları aynı. Bundan da 0,3 mol oluşmak zorunda. Hemen çizgimizi çekelim. Şimdi son haline bakalım. Elimde 0,3 mol X2 vardı başlangıçta. Tepkimede 0,3 molunu harcadım. Geriye kaldı mı? Hayır, tükendi X2'miz. Elimde 0,3 mol Y vardı. 0,1 molunu tepkimede harcadım. Ne kadar arttı? 0,2 mol artar. Molu artar diyorum. X2Y'den ne kadar oluşacak? 0,3 mol. Şimdi tamamı tükenen X2'dir diyor. Evet. 0,3 mol var denildi. 0,3 molunu harcadım tepkime de tamamen tükeneli bu. 0,3 mol X2Y oluşmuştur diyor. Bu da doğru gençler. 0,1 mol Y3 artmıştır. Bu da doğru. Bakın ötesi 1999'da sorulmuş bir soru. Bir saniye. 0,2 mol Y3 artmış. Pardon, 0,1 mol değil gençler. Yani yanıtımız C olacaktır. Bakın burada 0,2 mol Y3 arttırdık. Oysa soru bana 0,1 diyormuş. Ben 0,2 anladım. Yani bu şıkkımız yanlış. Doğrusu 0,2 olacak. 0,2. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Daha doğrusu bundan sonraki sorunun çözümleri hep bu şekilde. Olması gereken verilenler, tepkime ve son hali. Bu basamakları kullanarak soruları çözeceğiz. Şimdi devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Bana diyor ki soru. Tepkimeyi vermiş. Kalsiyum oksitle karbondioksit tepkimeye girmiş. Kalsiyum karbonatı oluşturmuş. Tepkimesi üzerinden kaç gram kalsiyum oksit katısı reaksiyona girerse sistemdeki katı kütlesinde 22 gramlık artış gözleniyormuş. Şimdi sistemdeki katı kütlesindeki gerçekleşen değişim reaksiyondaki gaz giriş çıkışı ile ilgili gençler. Tepkimedeki karbondioksit gazı kalsiyum oksit katısı ile etkileşime giriyor değil mi? Bakın karbondioksit kimle etkileşiyor? Kalsiyum oksitle etkileşiyor. Kimi oluşturuyor? Kalsiyum karbonat katısını oluşturuyor. Bu yüzden karbondioksit gazının kütlesi katı kütlesindeki artış miktarı kadardır. Hemen bunu yazıyorum ben. Yazabilirsek tabii. Bir saniye. Karbondioksit gazının kütlesi. Katı kütlesindeki artış eşit.
bunun niye ihtiyacımız olduğunu birazdan anlayacaksınız. Şimdi tepkime denk bir de ona bakalım. Kalsiyum, bir tane kalsiyum var. Bir tane kalsiyum çıkmış, doğru. Oksijenden bakın girenlerde toplam iki tane burada oksijen, bir tane burada, üç tane oksijen girenlerde. Bakın çıkanlarda da üç tane oksijenimiz var. Hemen karbona bakıyorum. Karbon bir tane girenlerde var. Çıkanlarda da bir tane var. Tepkimemiz denk gençler. Hemen tepkimeyi buraya yazalım. Kalsiyum oksit katısı artı. Tepkimeyi yazıyorum gençler. Karbondioksit gazı kalsiyum karbonat katısına eşit. Şimdi neydi kuralımız? Olması gerekenle başlıyorum önce. Olması gereken. Bana soru kaç gram dediği için demek ki kütlenin üzerinden gitmem lazım. Bakın elementlerin molekül ağırlıkları, atom ağırlıkları zaten size soruda parantez içerisinde verilmiş. Kalsiyum oksit hesaplayalım. Bir tanesini en azından ben göstereyim. Kalsiyum kaç bakın? 40. Bir de oksijen var 16. 40 ve 50, 16'yı topladım. Kaç gram kalsiyum oksit oldu? 56 gram. Olması gereken normalde 56 gram kalsiyum oksidinin tepkimeye girmesi. Karbondioksit de hesaplarsanız 44 gram yapar. 44 gram. Kalsiyum karbonatı da hesaplarsanız 100 gram yapar. Bunlar olması gereken miktarlarımız. Acaba soruda neler verilmiş? Bir de ona bakacağız. Gram yazacağım bu arada buraya. Gram. Bu olması gereken. Şimdi tepkimeye hemen bakıyorum. Verilenler bir tek sadece bakın katı kütlesindeki artış verilmiş. Başka hiçbir şey yok. O yüzden direkt tepkimeye geçtim. Tepkime. Şimdi kalsiyum oksiti biliyor muyum? Hayır, zaten kaç gram kalsiyum oksit olduğunu soruyor. Bilmiyorum. Soru işareti. Karbondioksit kütlesi katısının kütlesi neye eşit demiştim? Katı kütlesindeki artışa eşit demiştim. Katı kütlesindeki ne kadar artış var? 22 gram. Şimdi 22 gram bak 44 gramdan 22 gram iniyor. Yani yarısına iniyor değil mi? Bunun da yarısına inmesi lazım öyle değil mi? 100'ün yarısı kaç? 50 gram. Stoikiyometrik oran yapıyorum yani. Peki ben şuradaki soru işaretini bulamaz mıyım? Bulurum. Bu 22'nin nereden geldiğini anladınız değil mi? Karbondioksit gazının kütlesini ben nasıl buldum? Katı kütlesindeki artışa eşitledim. Katı kütlesindeki artış ne kadar? 22 gram. Bu 22 oradan geldi. Şimdi soru işaretini bulamaz mıyım? 44'ten bakın 22'ye indik. Yarısına indik. 100'ün de yarısına indik. 50 yapar. 56'nın yarısı kaç yapar o zaman? 28 gram yapar. Yani soru işaretimiz burada. Kaç gramdı? 28 gram. Yani yanıtımız C olacaktır. Bu sorunun çözümü bu şekilde gençler. Geldim örnek 18'e. Aynı şartlarda 16 gram oksijen ile hacmi bu gazın hacminin 3 katı olan kükürt dioksit tepkimeye girmekteymiş.
Tepkime sonrası oluşan kükürt trioksitin mol sayısı ile artan gazın mol sayısı ve türünü soruyor bana. Şimdi oksijenin mol sayısını bulacağız önce. Bir formül vardı molde. N eşittir M bölü MA diye. M burada mol sayısını gösteriyor. M kütleyi, MA da molekül ağırlığını. N oksijen diyelim şuraya. Oksijenin mol sayısı olduğunu anlayalım. Kütlesi bakın kaç gram verilmiş? 16. M dediğimiz burada kütle. Kütlesi 16 gram verilmiş. 16 bölü. O2'nin MA'sı 32'dir gençler. Bakın oksijenin bir tanesinin ağırlığı 16. İki tane oksijen olduğu için 16 çarpı 2'den 32 gram bulurum MA'sını. Buradan mol sayısını 0,5 bulurum. Şimdi bana diyor ki hacmi bu gazın hacminin 3 katı olan kükürt dioksit. Bunun 3 katı kaç olacak? 1,5 mol. Demek ki 1,5 mol kükürt dioksit tepkimeyi verecek. Onu da yazalım hatta. Ve bunu katı olan bunun 3 katı kaç? 0,5'in 3 katı 1,5 mol. Dioksit tepkimeye girecektir diyorum. Bundan sonrası daha diğer örneklerimizde yaptığımız gibi olması gereken tepkimeyi yazacağız, denkleştireceğiz. Sonra olması gerekenler, verilenler, tepkime ve son halini yazacağız. Hemen buraya yazalım. Tepkimemiz kimle kim arasında gerçekleşiyor? Kükürt dioksitle oksijen arasında gerçekleşiyor bakın. Kükürt dioksit gazıyla oksijen gazı arasında gerçekleşiyor. Ne oluşuyormuş bakın? Sonrası oluşan kükürt trioksit oluşuyormuş. Yani CO3. Tepkime denk mi ona bakıyoruz hemen. Kuralımız buydu aslında. Tepkimeyi yazıyorduk. Denk mi değil mi diye kontrol ediyorduk. Bir tane kükürt girmiş tepkimeye, bir tane çıkmış. Kükürtler eşit. Yalnız bakın toplam 4 tane oksijen tepkimeye giriyor. 3 tane ne yapıyor? Çıkıyor.
Stöküyometrik oran gereği bunun baş katsayısına 1 bölü 2 koyuyorum. Bu ikiler, şuradaki ikiler birbirine götürür. 1 oksijen burada kalır, 2 de burada. 3 oksijen girenlere eşitlenmiş olur. Tamam. Bir daha anlatıyorum. Bunun katsayısına 1 bölü 2 dersen, ikiler birbirine götürür. Burada 1 oksijen kalır. Bir de bakın burada 2 oksijen var. Etti 3 oksijen. Tepkime 3 oksijen giriyor. Zaten 3 oksijen bakın çıkmış. Şimdi olması gerekenlerle devam edelim. Olması gereken neyin üstünden gitmem lazım benim? Mol'ün üstünden gideceğim. Çünkü bana mol soruluyor. Kaç mol girer bu tepkimeye bakın. Kükürt dioksitten. Baş katsayısı kaç? 1. 1 mol. 1 bölü 2 mol oksijenden girer. 1 bölü 2. 1'in 2'ye bölümü kaç? Yarısı yani. 0,5 mol oksijen girmesi lazım. Kaç mol kükürt trioksit oluşması lazım? 1 mol. Şimdi bir de verilenlere bakalım. Dioksitten kaç mol tepkimeye giriyor? Biz kaç mol bulduk? 1,5 mol tepkimeye girmesi lazım. Sonra bunu söylüyor. Oksijenin 3 molü kadar diyor. Oksijenin mol sayısını kaç bulmuştuk? Bakın yukarıda var. Oksijenin mol sayısını 0,5 mol bulduk. Bunlar bana soruda verilenler. Kükürt dioksitle ilgili bir şey verilmemişti. Geldim tepkimeye. Şunu bir yapalım. Tepkimeye kaç mol kükürt dioksit giriyor? Bakın 1 mol. Elimizde 0,5 mol vardı. 0,5 mol oksijen giriyor. Ve ne kadar kükürt dioksit, trioksit gazı oluşuyor? 1 mol. Artı 1 mol. Şimdi tepkimenin son halini yazıyorum. Çizgimi çektim. Şuraya son diyorum. Son halini yazıyorum. 1,5 mol elinizde vardı. 1 mol azaldı. Ne kadar arttı? 0,5 mol. Kükürt dioksit gazınız arttı. mol oksijeniniz vardı. Tepkimeye de 0,5 mol girdi. Hiç elinizde oksijen kalmadı. Tükendi. Ne kadar kükürt trioksit oluşacak? 1 mol. 1 mol oluşur diyorum. Artan maddemiz ki kükürt dioksit ne kadar arttı? 0,5 mol arttı. Kükürt trioksitten ne kadar oluştu? 1 mol oluştu. Yani yanıtımız ne olacak?
Adana olacak. Bu sorunun çözümü de bu şekilde gençler. Diğer sorularımızda da devam edeceğiz.